Sevgili Big TV izleyenler, gündem programından hepinize merhaba. Bugün gündeme pandemi sürecinde esnafın durumunu taşımak istedik. O yüzden İsmail Yenici arkadaşımız şu an Üsküdar'da. İsmail'e dönüyoruz. İsmail merhaba, nasılsın? Teşekkür ederim İsmail Akkoş, sen nasılsın? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Esnafın nabzını tutmak için Üsküdar'dasın. Nedir durum Üsküdar'da? Üsküdar'da esnafın ve piyasaların nabzını biraz konuştuk. Bunları hep beraber izleyelim şimdi. Gördüğünüz gibi gelinlik işi yapıyoruz. Yapıyoruz, bir yapıyoruz. Pandemiden dolayı boş oturuyoruz. Bütün esnaf gibi, küçük esnaflar biz burada. Düğünler hep yasaklandığı için, ertelendiği için yapamıyoruz. Pandemiden beri yaptığımız diye 2 tane, 3 tane gelinlik vermişiz. Kiralarımız çoğalmış, faturalarımız burada. Gördüğünüz gibi böyle bekliyoruz yani. Çok zor durumdayız. Eğlence yerleri açık. Her yer şey dolu, kafeler şeyler. Bize gelince yasaklandı. Anlayamadık biz de yani. Pandemi sürecinden etkilendiniz mi? Tabii. En çok etkilenen sektörler arasında bizim sektör var. Milletin alım gücünün düşmesi, pandemide kapatmaların oluşması. En çok sektör olarak da etkilendik bu işte. Kiralarda bayağı sıkıntılar yaşadık. 2 ay kapalı kalmamıza rağmen dükkan sahipleri kiraların ödenmesi şeklinde bize hiçbir katkıda, hiçbir şeyde bulunmadılar. %25 gibi 2 aylık indirim yaptılar. Ama o %25'te de zaten biz kapalıydık. Hiç kazanmadığımız bir parayı bizden istemeye çalıştılar. Tabii veriyoruz. Yapacak bir şey yok. Sonuçta para bağlamışız buraya. Önceye göre düşüş ne kadar? Çok fazla düşüş yaşadınız mı? 4.000-5.000 pandemiden önce yaptığımız ciro şu anda 1.000 lira civarında. İşçi masrafını bile çıkarmıyor. Yani hala cepten harcıyoruz. Bunun için hiçbir katkı da yapılmadı. Ne devletten yapıldı bize, ne kira dükkan sahiplerinden. Hala da sıkıntıyı çekiyoruz, yaşıyoruz. Milletin alım gücü bayağı düştü. Millet de zor durumda. Fiyatları indirdiğimiz halde, normal her şeye, ürüne zam geldiği halde, biz indirim yaptığımız halde fiyatlarda yine de şu anda durgun. Millet geliyor yani, 2 tane halka tatlı alacak 3 lira yapıyor, adam diyor 2,5 olmaz mı diyor. Yani alım gücünün bayağı etkilediğini söylüyorsunuz değil mi? Tabii, etkilenmesinden ziyade mesela akşamları geliyor, dünden kalan baklavanız, tatlınız var mı diyor. Yani kalanları zaten veriyoruz, dağıtıyoruz biz de. Zaten kalıyor. Biz de kalanları o şekil mağdur olan insanlara veriyoruz. Yani sonuçta nefistir, çekiyor. İnsanlara karşı da mahcup duruma düşüyorsun o zaman. Biz de elimizden geldiğince bu süreçte vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. İşte herkeste olduğu gibi bizde de düşüşler var. Ama biraz oturmaya başladı yavaş yavaş. İnşallah bir an evvel biter. Herkes işine gücüne bakar diye düşünüyoruz. Peki bu dönemde ne kadar kapalı kaldınız? Yaklaşık o ilk etaplarda 2 ay gibi açmadık. Sonra biraz düşüşlerde yarım gün gibi açtık işte. 2-3 saat gibi, 3-4 saat gibi duruma göre öyle idare ettik. Peki bu süreçten önce ve süreçten sonra gelen müşterilerde ne gibi farklılıklar gözetiyorsunuz alım gücünde mesela? Alım gücünde işte ekonomi herkesin tabii farklı olur. Bazıları pandemiden dolayı çıkamıyoruz. Erteliyorlar. Bazıları işte alım gücümüz yok diyorlar. Öyle erteliyorlar. Ama şu anda sektör olarak tekstil biraz daha ikinci, üçüncü planda gibi görünüyor. Evet, yani gıdaya göre daha çok ikinci, üçüncü plan attılar değil mi? Gıda veya işte temizlik ürünleri konusunda onları daha önde tutuyorlar. Onun için tekstilde biraz düşüş var. Peki gidişatı nasıl görüyorsunuz? Gidişat ülke olarak inşallah temennimiz herkesin işi gücü iyi olur. Ekonomi olarak düşünürsek iyi şeyler bekliyoruz inşallah. Herkes için hayırlı olur. Pandemi sürecinde etkilendiniz mi? Etkilenmeyiz olur muyuz ya? Etkilenmeyen sektör var mı? Herkes etkilendi. Herkes kendince etkilendi. Yeni sektörler çıktı. O yeni sektörler halinden memnundur herhalde. Yani internet satışları patladı. Bilindik marketler internet satış yapmaya başladı. İnsanlar internetten sipariş vermeye başladı. Biz bunlara adapte olamadık. Ufak esnafız sonuç itibariyle. Yani bizim altımızda bir motor, bir
Araba yok. Türkiye'nin hangi bir yerine hizmet götüremeyiz. Bizim hizmet ettiğimiz insanlar genellikle durumu hali vakti iyi olan insanlar. Onlar da İstanbul'a geri gelmediler. Yani nereye gittiler? İşte Bodrum'a gittiler, Marmaris'e gittiler, Kuşadası'na gittiler. Okullar da açılmadığına göre, adam çoluğunu çocuğunu da okula göndermediğine göre ben orada yaşıyorum diyor. Adam memnunum diyor. Çoğu yerleşti bile oraya. Yani gidenlerin, gelmeyenlerin %10 oradan ev aldı, hiç gelmeyecek. Hani pandemi bittikten sonra bir kısmı geri gelir belki. Ya da okullar tam açıldığı zaman çoluğum çocuğum okula gitsin diye İstanbul'u istemeyerek de ya da kış sebebiyle dönebilir ama sonuç itibariyle İstanbul'dan paralı kesim, bizim hesap ettiğimiz kesim Ege bölgesine, Anadolu'ya, yani güzel yaşanacak yerlere göç ettiler. Yaşadığımız bu seneki mevsimsel sıkıntılar da yaşıyoruz. Yani mesela hükümet fındığın fiyatını yüksek açıkladı. Fındık fiyatları çok yüksek. Rekolte düşük oldu. Bundan dolayı fiyatlar yüksek. Dolarla aldığımız bazı mallar var. İşte ceviziydi, bademiydi, kacusuydu. Bunlar dolardan dolayı fiyatları artıyor. Müşteri sorduğu zaman utanıyoruz fiyat söylemeye. Yani ama fiyatı yansıtmak zorundayız. Adam kuru yemiş alacaksa o kuru yemiş yerine balık, et almayı tercih ediyor. Kuru yemişi bir haftada bir alıyorsa iki haftada bire düşürdü. Etkileniyorsun tabii yani ama bilindik sektörlerin tamamı etkilenmiştir. Yani şurada eskiden 100 kişi geçiyorsa artık 70 kişi geçiyor, 60 kişi geçiyor yani misal veriyorum. Yani %30'luk bir düşüş. Kayıp var yani, kayıp yok diyen yalan söyler. Burada yıllardır esnaflık yapıyoruz, kahvehanem var, ticaretle uğraşıyoruz. Pandemi sürecinden çok etkilendik. Normal diğer esnaflar gibi işte birçok sıkıntılarımız oldu. Bu yüzden böyle bir tezgah açmak zorundayız. İşte işlerimizi böyle idare etmeye çalışıyoruz şu anda. Büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Yani önceden kahve işletmeciliği yapıyordunuz. Süreçten dolayı? Yaklaşık 20-25 yıldır kahve işletiyoruz. Bu süreçte kahveler çok etkilendi. Zaten Mart'ın 15'inde kapatıldı kahvehaneler. Kapatıldıktan sonra da işte yasaklar geldi. O yüzden dönmesi lazım. Kiraları ödeyemiyoruz. Sağdan soldan borç alarak devam ettirmeye çalışıyoruz. Ama şu anda sıkıntı büyük. Herkes de aynı. Millet olmayan parayı harcıyor. Kredi kartlarından harcıyor, oradan harcıyor, buradan harcıyor. Pandemi sürecinde balıkçılık sektörü çok fazla etkilendi mi? Kısmen, çok fazla diyemeyiz. Aslında bu sektörden bu pandemiden en az etkilenen sektör biziz diyebiliriz. Türkiye'deki hayat şartlarını biliyorsunuz. Kısmi pahalılık söz konusu, ister istemez o fiyatlara yansıyor. Ama genel durum açısından sektörel olarak yani çiğ balık satanlar bu konuda çok etkilenmedi. Ama restoran kısmı olan yönü çok etkilendi bundan. Tabii siz de bir şekilde restoranlara da malzeme verdiğiniz için. Tabii restoranlara da veriyoruz ama genel olarak restoran işletmeciliği yapan arkadaşlarımız, esnaf arkadaşlarımız bu işten çok çok etkilendiler. Genelde halkımız şimdi son dönemde evinde pişirmeyi tercih ediyor. Biz de bununla alakalı evlere kadar servis yapabiliyoruz. İnsanların biraz daha tüketim alışkanlıkları eskiye göre değişiyor. Etkilenmeyen bir firma, bir yer iş yoktur herhalde. Çünkü pandemi insanlar yaklaşmakta, dokunmakta, mesafe aralığında çok dikkat ettikleri için daha tereddütlüler dışarıya da çıkmakta. Gerçi biraz halkımız alıştı, bağdaştı zannediyorum ama yine de bizi engelledi tabii ki. İşimizde biraz kısıtlamalara sebep oldu. Artı mal alımlarımızda, firmalarda, üretimde biraz kısıtlama oldu. Onlar da kendini riske atmak istemiyorlar firmalarda. O yüzden biraz zorluk çekiyoruz. Artı önümüzün şantiye olması o en büyük etkenlerden yine biri. Biraz, gelenlerin sayısında da bir düşüş var haliyle. Tabii ki. Olmaz olur mu? Ekonomik açıdan mesela dükkanınız kira, sigortanız var, işte bir sürü iş şeyleriniz var, ödemeleriniz var ama pandemi var, işler iyi gidiyor, gitmiyor, buna bakmıyor. Yani siz bunları ödemek zorundasınız. Ve o kazancı da yapmak zorundasınız. Ama bu pandemiden dolayı tabii ki esnaf biraz sıkıntıda diye düşünüyorum. Kendi adım öncelikle konuşuyorum ama. Valla biz bayağı etkilendik. Hatta şu an kapatmayı işte düşünüyoruz. Yazı yazdık camada zaten. Yani bırakmayı düşünüyoruz. Bayağı etkilendik. Çünkü devletten de bir yardım alamadık. Yani destek de alamadık. Sadece bir kredi kullandık.
O da zor bela, o kadar. Onun dışında da bir destek yok. Zaten sokaklarda görüyorsunuzdur, iş yerlerini boş. Televizyonlarda, haberlerde ekonomik, hani işte biraz yükseldi falan diye var ama yani yükselen bir şey yok, aksine düşüyor. Yani bir de ürünler zamlandı. İnsanlar alamıyor artık. Yani atıyorum geçen sene 100 liraya sattığımız bir ürün bu sene 175 lira 150 arası oldu. Yani satışları. Müşteri de tabii doğal olarak çoğu asgari ücretli olduğu için insanlar alamıyor. Bir de dövizin yükselmesi, bizim ürünler, tekstil ürünleri tamamen dövize bağlı. Yani euro dolar üstünden hesaplıyor kumaşçılar. Kumaşları ona göre veriyor. Biz de tabii dolayısıyla euro dolar üzerinden satamıyoruz. Türk lirasıyla sattığımız için yani ona rağmen zorlanıyoruz ama fiyatlar yükseldi tabii. Yani bayağı fark var. Peki devrettiğinizde başka bir iş düşünüyor musunuz yoksa direkt kapatacak mısınız? Yani %90 başka iş düşünmüyorum. Çünkü sıfırdan bir işe başlamak daha riskli. Yani onun için şu anda dediğim gibi işte malımızı bitirip bırakmayı düşünüyorum. Her esnafın yaşadığı sıkıntıyı biz de yaşadık. Onun dışında ekonomik olarak zaten evde olduğumuz sürece işte kiralar, işte kendi maliyetlerimizi karşılama, bu gibi şeylerde çok sıkıntı yaşadık. Zaten yani devlet tarafından da herhangi bir vergi muafiyeti de yaşamadık, biliyorsunuz. Bunu herkesin bildiği bir şey. Yani bize evet vergi ertelemesi oldu ama ne kadar oldu yani. Çünkü küçük esnaflarda vergi etkiliyor. Büyük şirketlerde bu etkilemez ama küçük esnaflarda çok şirket etkiler vergi. İşte stopajlar var. Maliyeti karşılamakta zorlanıyoruz kısacası. Üsküdar'ın bizim buradaki en azından kendi adıma konuştuğum şey bu. Tabii ki benim durumumda olan çok insan vardır. Çok esnaf kepek kapatmıştır. Onun dışında yani gelir, sabit gelirler var, sabit giderler var. Bunlar biliyorsun karşılamak zor olur. Her ay gitmesi, ödenmesi gereken ücretler. Elektriktir, işte aidattır, kiralardır, muhasebe parasıdır. Yani açıkçası çok büyük sıkıntı yaşıyoruz şu anda. Pandemi sürecinden biz 3 ay hiç ben dükkanı açmadım. Yani gelemedim çünkü yaşım 70, 65 yaş üstü zaten izin vermediler. Verilmediği için gelemedim. Ama ondan sonra hani esnaf olanlara mesela izin verilince dükkanımızı açtık, devam ediyoruz. Dükkanı açtıktan sonra biraz şey yaptı ama yine de ancak kendi şeyimizden kavruluyoruz yani. Tamiratlar. İş düşüşü sürece tabii, göre bayağı etkiledi değil mi burayı? Tabii onunla etkilemez olur mu? Eskiden daha çok şey yapıyorduk. Şimdi çok işi bitti mesela. Pandemiyle ilgili işte karantina döneminde yani 3-4 ay gibi dükkanımız kapalı kaldı. Kendi imkanlarımızla bir şekilde idare etmeye çalıştık. Kimse evinden çıkmıyor. Evini insan almıyor zaten. İnsanların evine tanıdığını, çoluk çocuğunu bile neredeyse sokmuyor. Ayrıldı yani çoluk çocuğundan bile. Öyle bir dönemde milletin zaten iş yapma şansı da yoktu. Bizle birlikte esnaf arkadaşlarımız da mesela yan taraftaki de insanların evine giremediği için iş yapamıyor. Tesisatçı mesela. Gördüğümüz gibi İsmail Akkoç, Üsküdar'da esnafın durumu biraz kritik. Bizim Üsküdar'dan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. İsmail Yenici, aktardıkların için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sevgili izleyenler, umarız devletimiz de esnafımızın bu zor durumunu görür ve yardım elini daha fazla uzatır. Sizler de bu tarz zor durumlar yaşıyorsanız WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilir ve sesinizi daha fazla duyurabilirsiniz. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir dahaki gündemde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.